Evet arkadaşlar, şimdi bundan birkaç hafta öncelerine, yani 3-4 hafta öncelerine kadar Türkiye'de çoklu baro sistemi, çoklu para sistemi olsun, artık tek bir baroya hani bağlı kalınmasın, ikinci, üçüncü baro oluşsun, 2000 ya da 3000, 5000 avukat bulanlar ayrı bir baro oluşturabilsin, kendi istekleri doğrultuda, görüşlerine göre, düşüncelerine göre barolar oluştursun diye bir tartışma çıkmıştı, biliyorsunuz. Bütün CHP'liler ve yandaşlar hepsi buna karşı geldi. Neden karşı geldiler? Şimdi ölüm orucundan sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik için biraz perde aralandı. Bilenler biliyor, bilmeyenlere de anlatayım. Şimdi bu Ebru Timtik denilen kişi DHKPC üyesi. Kendisi de zaten DHKPC'nin binasında gizli bir bölmede yakalandı. Sen suçlu değilsen niçin DHKPC'ye girersin? DHKPC'sin, içerisindesin, baskın yapıldığında niçin saklanırsın? Gizli bir kümes gibi bir yerden seni oradan gizli bölmeden çıkartırlar. Şimdi bu kişi suçu şuydu arkadaşlar. Biliyorsunuz Savcı Selim Kiraz'ı Çağlayan Adliyesi'nde o pislik, o kişilerin Berkin Elvan'ın davasına bakan Savcı Selim Kiraz o gün oruçluydu. O gün açtı ve o savcıyı şehit etmek için Çağlayan Adliyesi'ne avukat kimliğiyle o iki DHKPC'li şerefsizi sokan ve daha sonra girdikten sonra içeride kendilerine tabanca tahsil eden kişi bu Ebru Timtik denilen kadındı. Bu kadın işte bu olaydan ötürü soruşturma görüp tutuklandıktan sonra ölüm orucuna başladı. Ölüm orucuna başlayınca biliyorsunuz İstanbul Adliyesi şu an tek bir baro var. O baroda işte görüyorsunuz Ebru Timtik için nasıl bildiri yayınlıyor, nasıl cenazesini İstanbul Barosu'nun önünden kaldırıyor, nasıl portresini asıyor. Bir CHP'liler de var. Sosyal medyada grup oluşturmuşlar. Gruplar Facebook'ta, orada burada. Herkes paylaşıyor. Bu Ebru Timtik için baş sağlığı, yok mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin, okuyorlar da okuyorlar. Ya kardeşim bakın, Google'a yazın, deyin ki ne Ebru Timtik kimdir? Orada çıktığı zaman kimdir derken veyahut da neden tutuklandı, suçu neydi diye oraya yazın. Bakın orada Sözcü, Cumhuriyet, Fox, ondan sonra Oda TV, Tele1 veyahut da T24 gibi hani CHP'nin yandaş kanallarını bırakın bir. Onlar zaten, onları okursanız orada kahraman ilan ediyorlar. Onlar da niye bu DHKPC'li terör örgütünün tarafını tutuyor? Ben de anlamıyorum. Manyak bunlar ya. Kafayı yemişler. Ya normal tarafsız bir TGRT, TRT1 buna benzer bir tarafsız bir bakın. Dosyada sunulan mesela sadece orada anlatır ki ne, yok tutuklandı, adaletsiz, özgürlük istedi, şöyle oldu böyle oldu, hani CHP yandaşı hep böyle anlatır. O değil de dosyanın gerçek temeline inin. Yani neden soruşturma görmüş, neden tutuklanmış, nerede yakalanmış, niçin hapse atılmış, ceza almış mı almamış, bu temel maddelere bir erişin. Temel, gerçek maddeye. Adam yani senin savcını şehit ettiriyor, bak savcını. Ve Berwin Elkan'ın davasına bakıyor. Ayrıyetten DHKPC üyesi. Bir sürü suçlara daha karışmış. Bu kişiye İstanbul Barosu niye sahip çıkar? İşte burada çoklu baro olmuş olsa şöyle bir şey olacak. Şimdi bu baro, İstanbul Barosu DHKPC'li, PKK'lı terör örgütlerinin güdümünde, onları destekliyor. Daha önce Güneydoğu'da yapılan operasyonlara bildiri yayınladılar. Suriye'ye bildiri yayınladılar. Hepsine bildiri yayınlıyorlar. Ya o kadar kendi askerimizin içerisinde, ordumuzun içerisinde bir sürü günlük, daha bugün iki tane şehidimiz var. Bunlar için niçin bir bildiri yayınlamazsın? O kadar oluyor zaten. Her 2 günde, 3 günde bir oluyor. Bunları niye bildiri yayınlamaz da gider hep DHKPC'ye yayınlar. Diyelim şimdi ben avukat oldum veyahut da siz avukat oldunuz. İstanbul'da göreve başlayacaksınız. Eğer avukat sertifikasını almak istiyorsanız İstanbul Barosu'na gidip üye olmak zorundasınız. Yoksa sertifika alamıyorsunuz. Hani avukatlık görevini yapamıyorsunuz. Kardeşim ben siyasete, şuna buna karışmıyorum. Ben sadece davama bakacağım, paramı kazanacağım. Namuslu, düzgün bir avukat olacağım falan filan. Köşemde, binamda, evimde, dairemde, büromda diyemiyorsun. İstanbul Barolar Birliği'ne kayıtlı olmaya mecbursun. Oraya aidat ödeyeceksin. Ya bakıyorsun ki onlar avukatlık yapmıyor ki ne? Onlar hükümet karşıtı.
iktidar yani Erdoğan karşıtı, hep DHKPC yandaşı, hep ülke Libya'da ise Libya'nın karşısında duruyor, Suriye'de Suriye'nin karşısında duruyor, Akdeniz'de bir iş yapıyorsak, bir operasyon yapıyorsak onun karşısında duruyor, hep iktidarın karşısında duruyor her şeyin. Şimdi sen de bunu kabul etmiyorsun. Mesela diyelim MHP, sen de gönülde MHP'lisin. Veyahut da diyelim sen hani CHP'li değilsin, AK Partilisin. Veyahut da diyelim sen iki partiden de değilsin. Parti tutmak istemiyorsun. Böyle bildirimlere karışmak istemiyorsun. Ama mecbur üye olduğun için, mecbur aidat ödediğin için senin de adına aynı bu bildiriyi yapıyor. Mesela İstanbul Barosu'nun önünden bu Ebru Timtik'in cenazesi kaldırdı. Kabul etmeyen 500 tane, 300 tane, 1000 tane, 2000 tane o avukatın hepsi ona imza atmış gibi, onun adını kullanmış gibi o İstanbul Barosu'nun önünden kaldırıldı, gitti, defnedildi şimdi. Kabul etti ya da etmedi. Şimdi sen oraya kayıtlısın, sen üyesin, aidat ödüyorsun. Ama şimdi böyle olmazsa, çoklu baro olsa 2000 tane ya da 3000 tane avukat bir araya gelecek. İşte bunların yapmış olduğu bu devlet ve hükümet karşıtlığı veya da DHKPC terör örgütlerine yapılan desteklere karşı gelen, dinimize, diyanete hakaretler eden, davalar açan bu avukatların yapmış olduğu bu eylemleri onaylamayan, kabul etmeyen avukatlar başka bir baro oluşturacak. 2000-3000 tane nüfusa hani sahip olacaklar, imzayı toplayıp orada yeni bir kendi ideolojilerine, görüşlerine uygun baro oluşturacaklar. Orada kendi istedikleri baroya aidat ödeyecekler. O istedikleri, o ödedikleri baroda da kendi düşüncesine hani aykırı olmadığı için devletin, hükümetin, ordunun karşısında bir bildiri yayınlamayacaklar. Diyelim ki ne bugünkü Baro Birliği bir bildiri yayınladı. Ben askeriyenin orada Güneydoğu'da o Hendek olaylarında yaptığı operasyonlara karşıyım dedi. O zaman buradaki baro da diyecek ki ne? Ben askerimin yanındayım diyecek. Ben ülkemin yanındayım diyecek. Ben de ona karşı bildiri yayınlıyorum diyecek. İşte o zaman çok seslilik olacak. İşte bunu istemiyorlar. Ama CHP ne yapıyor? Baroyu arka bahçesi olarak kullanıyor. Sen her zaman benim arkamda dur. Benim sözümü, benim dediklerim, bildirimleri yayınla. İktidarın hep karşısında ol. Sen avukatlığından kazanabildiğin kadar parayı kazan. Avukatlık bittikten sonra yani bayağı bir şeyler kazanıp da para biriktirdikten sonra, emekliliğin yaklaştıktan sonra CHP'de milletvekili koltuğun hazır diyor adam ya. İstediğin kadar yani istersen yani benim görüşümde ol, ne olursan ol, bilgili ol, bilgisiz ol veyahut da ne olursan ol, CHP'de senin koltuğun hazır. Milletvekili seçilemedi mi mesela avukat? Diyor ki o zaman gelsene diyor, o zaman konsolos olarak atarım, bakan olarak atarım, bir yerlerde mesela müdür olarak atarım, belediyelerin bilmem nerelerinde seni hani görevlendiririm, seni desteklerim, seni fonlarım, paralarım, sen hep benim arkamda dur, sen avukat olduğun için hukuk kurallarını biliyorsun, anayasayı biliyorsun, bayağı bir şeyler biliyorsun, senin sözün Türkiye'de itibar görüyor, sen benim arkamdan konuş, iktidarı zora sok, beni destekle, ben de seni her zaman fonlarım, yani paralarım, ben seni her zaman kazandırırım, kazan kazan gibi yaparım diyor. Ama işte AK Parti böyle demiyor. AK Parti siyasetçiysen siyasete gel karış. Siyasetçi değil, avukatsan git işini yap. Tıpçıysan mesela, tabipler odasıysan yine tabipler odası bu Ebru Timtik için gene bildiri yayınladı. Ya kardeşim sen tabipler odasısın. Sen git koronavirüs testine aşı bul ya. Senin ne işin var tabipler odası ya? Mimarlar odası sana ne ya? Gidiyor bunlar bildiri yayınlıyor. Ya işini yap, mimar işini yap, git tabip işini yap, avukat git işini yap. Niye sen yani hükümeti zorda bırakmak için adalet yokmuş gibi, Erdoğan'ın sayesinde bunlar ölüm orucuna hani kalkışıyor, ölüyorlar adaletsizliktenmiş gibi Türkiye'yi galyenlere getirip yürüyüşlere, erken seçime, koltuğundan indirme gibi yani diktatörmüş gibi böyle hep lansalar etmeye çalışıyorlar. Hep böyle şeyler insanlara empoze ediyorlar. Ya işinizi yapın, işinizi. Fazla ortalığı öyle karıştırmayın, velveleye vermeyin. Ya sen bir avukat. İşte CHP de diyor ki ne? Hani iktidarda olmadığı için herkese mavi boncuk dağıtıyor. Herkese saçıyor boncukları. Niye? Ben gelirsem diyor, vereceğim sana diyor. Ben gelirsem hep vereceğim diyor. Bankada müdür yaparım diyor. Belediyede encümen yaparım, bir şeyler yaparım. Yani para kazanacak her şeyi yaparım. Seni bir emniyet amirliğine atarım, Yargıtay'da atarım, Sanıştay'da atarım, Danıştay'da atarım. Yani savcılıkta, Cumhuriyet Başkanı, bir yerlere seni atarım seni diyor. Yani ben iktidara geleyim, sen her yere atarım diyor. O yüzden sen beni savun, benim arka bahçem ol diyor. Bu tür meslek dallarını
hep arkasına almış, arka bahçesi olarak kullanıyor. İşte iktidar da diyor ki ne kardeşim, daha önce askeriye de onların elindeydi biliyorsunuz. Darbe falan her şeye onlar kalkışıyordu. O muhtıralar, darbeler, parmak sallamalar. O yüzden CHP'nin arka bahçesi olmasın kardeşim. Bankada, iş bankası arka bahçesi. Tabipler odası arka bahçesi. İmarlar odası arka bahçesi. Mimarlar odası arka bahçesi. Barolar Birliği hepsi CHP'nin arka bahçesi. Buna benzer daha kaç tane var? Dernekler var, kuruluşlar var, üyeler neler var, neler var. Hep bunların arka bahçesi. Ya bir partinin hep arka bahçesi olarak orada görev yapmayın. Anladınız mı? İşte mecliste çok sessizlik olsun, barajı indir, şöyle yap, böyle yap diye hükümete yüklenen CHP, işte al çok sessizlik istiyorsan baroda da çok sessizlik olsun. İkinci bar olsun, üçüncü bar olsun. İşte onları kabul etmiyorlar ama. Ama meclise geldi miydi bir kişi bile olsun diyor. AK Parti'nin karşıtı kimse gelsin meclise konuşsun diyor. Yani sözünü diyor, görüşünü anlatsın, aktarsın, dinle onu diyor. Onu, o adama değer ver diyor. O adamın sözüne itibar et diyor. Ama barolar içinde olursa, barolar kendi bahçesi ya, arkasında ya, bir kişi bile baronun içinde konuşursa hayır konuşmasın diyor kardeşim. Barolar Birliği var diyor. Seçilen seçilir, oy kullanan kullanır, kullanmayan kullanmaz. Eğer diyor beğenmiyorsan sen baroda başkanı falan filan diyor, görüşlerini açıklamanı beğenmiyorsan diyor, oy kullanmazsın, gitmezsin, kullanmıyor olur bir diyor. Ya o zaman Erdoğan'ı beğenmiyorsanız siz gitmeyin oy kullanmaya. Erdoğan daha çok oy alsın. Ya öyle demiyor ama bir oy bir oydur, git kullan diyor. Erdoğan'a karşı da ol diyor. Neyse. Evet arkadaşlar, bu avukat barolarla alakalı söylemek istediğim şimdilik bu kadar. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü çok uzun videolar fazla hani ilgi çekici olmuyor. Diğer bu konuyla alakalı anlatacaklarım bir sonraki videomda izleyebilirsiniz, takip ederseniz. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.